Tevhid Ocağı'ndan, Baharat Yolu'ndan herkese merhabalar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Tüm misafirlerimiz de hoş gelmişler. Mardin'e selamlar, Fransa'ya selamlar, Bosna Hersek'e selamlar. Ve cümle kardeşlerimize cümle ehli selam İslam'a, olsun. Ehli imana selam, muhabbetle. Herkese selamlar efendim. Evet, haftan nasıl geçiyor? Nasılsın? Elhamdülillah. Mevlüt Kandili'ne yaklaşıyoruz. Hatta yarın Allah nasip ederse ihya ediyor olacağız. Ardından bir dahaki pazar da Allah nasip ederse Mevlid-i Şerif'in Tevhid Ocağı'nın tarafında da yine ihya ediyor olacağız. Programın sonunda onunla ilgili de konulardan bahsederiz inşallah unutmadan. Elbette insanoğlunun aklına bir düşüncedir geliyor hakikat. Ya her sene Mevlid Kandili bu kadar nümayiş niye? İnsanın aklına gelmeden etmiyor. Yani tekrardan aynı şeyi bunca yılın ardından Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu kutlamak bu kadar çok ehemmiyetli bir şey midir hakikaten diye düşünüyor insan. Çünkü bir bakıyorsunuz ki ben kendi hocamdan biliyorum. Yani her sene o Mevlid Kandili'nde müthiş bir heyecan, müthiş bir hazırlık. Aslında Türkiye'de bunu çok göremiyoruz. Diğer İslam coğrafyasında bu çok daha coşkulu. Çok daha coşkulu. Yani. İşte Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgilileri, peygamberin sevdikleri ve peygamberi sevenler büyük bir heyecanla o cumartesi günü yarını Mevlid-i Şerif'i ay boyunca kutlama niyetiyle ki gelmeden de başlıyorlar. Büyük bir heyecanla kutlarken tabii insan yıllar boyunca bu coğrafyada ne yazık ki Türkiye'de bu tarz şeylere alışkın olmadığı için bir ay boyunca kutlanması gelmesi gereken bir ayı bir günde geçtiğini düşünerek hareket edince tabii belki gençlerimizin de aklına geliyordur. Yani abi bu kadar çok ehemmiyet göstermeye gerek var mı diye. İnsandır, nisyandadır, unutmaktadır. Hatıra gerekir, tecrübe gerekir. Ben de bu hafta itibariyle bunu bir kez daha tecrübe ettim. Allah'a hamdolsun. İstanbul'da nasip olacaktı bir ters köşe Ankara filan derken unutulmamış bir kadim şehir İstanbul'da Tevhid Ocağı olsun diye kıymetli dostlar herkes bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Nasip oldu işte gittik görüşmeye. Ondan sonra bir yer hasıl oldu. Güzel filan. İşte konuştuk ettik. Bu tecrübemi aktarmak zorundayım. Genç kardeşlerime bu da bir tecrübe olarak geçmesi adına olur mu burası? Olur efendim. İşte konuştuk ettik filan sonra konuşmanın ortasında burayı kiraya verecek olan şahsı muhteremin böyle benim isim vermek biliyorsun çok sevdiğimiz bir şey değildir. Çünkü hocalarımızdan öğrendiğimiz ve bir hakikat isimlerle uğraşmaya vaktimiz yok ama bu ismi vermeye mecburum. İsmi vereceğimi de kendisine beyan ettiğim için. Profesör Doktor İbrahim Bakırtaş diye İTÜ Üniversitesi'nden bir profesör, hoca. Buranın sahibiymiş. Eyvallah, çok muteber bir zat muhteremmiş. Öğrencileri çok severmiş, insanları çok severmiş. Aman Allah'ım yani dedim ki elhamdülillah yani böyle bir profesör İTÜ'den bizim de dükkanın, Tevhid Ocağı'nın sahibi olacak. Ne güzel. Neyse her şey tamam mı? Tamam efendim. Peki anlaştık. En son hocamızla bir görüşmemiz lazım dediler. Ayrıldılar haber bekliyoruz. Arada bir haber daha geldi tabii ki. Haberde işte şunu şu şartları okey tamam mısınız? Tamamız efendim. Bu böyle mi olsun? Şöyle, tamam onlar da tamam efendim. Beraberce oturduk. Haber bekliyoruz. Ya olur diyecekler ya olmaz diyecekler. Günün sonunda baştan söyleyeyim. Herkes malın sahibi. Canı ister verir, canı ister vermez. Hayatta kimse kimsenin malını zorla ondan alamaz. Hatta çıkışta bizim çocuklara söyledim. Yani bu hoca bu kadar yardımsever vesaire vesaire de işin sonunda sekülerse çok umutlu olmayın. Çünkü sekülerlerin dünyaya bakışı farklı. Bu akşamdan iki tecrübe çıkacak yani. Neyse aradan bir vakit daha geçti. Bizim kıymetli dostumuzu aramışlar. İbrahim Bey, Profesör İbrahim Bakırtaş demiş ki ben burayı kurumsal bir şirkete kiraya verdim. Allah Allah. Kalktık gittik. Hiç
böyle bir konusu geçmedi ya. Pazarlık yapıldı falan yani. Tamam eyvallah. Ben de dedim ki ya bir arayın şu emlakçıyı ya. Arayın bakalım bu muteber zat. Dedi ki verdim yani. Yalan söylemez. İTÜ'de profesör ya bu adam. Neyse telefondaki kızcağızın bir kabahati yok tabii ki. Anlatıyor şartları baştan bizim arkadaşa. Telefonu aldım. Dedim ki biliyorum. Çok yanlış anlayacaksın. Zannedeceksin ki tutamadığımız için kızgınım. Kızgınlığım tutamadığımıza değil. Bizim Tevhid Hoca'nın bir enteresanlığı vardır. Kime nasip olacağı belli olmaz. Yeri verenin de nasibi varsa nasip olur. Tutacak olanın nasibi kadar verecek olanın da nasibi gerekir. İşin bu tarafında değilim. İşin şu tarafındayım. Profesör İbrahim Bakırtaş benim suratıma baka baka şunu diyebilirdi. Tipini beğenmedim kardeş. Veya ben sekülerim. Geleceksin benim binamda tevhid anlatacaksın. Peygamber sevgisi anlatacaksın. Bilim anlatacaksın. Fizik anlatacaksın. Bir de bunu dinle bağdaştıracaksın. Aman Allah'ım yani. Vermiyorum desen elini öper çıkarım. Bu kadar. Çünkü mertlik esastır. Allah düşmanın bile merdini nasip etsin. Düşman vermesin de verecekse de mert olsun. Dedim ki bakın hanımefendi. Hocamıza benden selam söyleyin. Ona ilk tevhid ocağında bir selam edeceğim. Ve aynen şunları söyleyeceğimi de söyleyeceğim. Sizler bu üniversitede hoca olarak talebe yetiştirmekten mükellefsiniz. Bu devletten bu milletin parasını alıyor, bu milletin evlatlarına bilim mi öğretiyorsunuz? Her şeye inanabilirsiniz. Seküler de olabilirsiniz. Dindar da olabilirsiniz. Ama herhalde günün sonunda sorsak adınız da İbrahim ya putu kıran Müslümansınız. İbadet etmek etmemek tartıya koyacak haşa biz değiliz ama yalan söyleyemezsiniz. Bugün bu kadar basit bir konuda 3 kuruş para için yalan söyleyenler yarın televizyona çıktığında bana bir şey anlattığında biz millet olarak size nasıl inanacağız? Bu talebeler nasıl yetişecek? Bu insanlık nasıl yetişecek? Kıymetli dostlar, yalanın olduğu yerde ilim de olmaz, bilim de olmaz, sanat da olmaz, tasavvuf da olmaz, insanlık da olmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler dediler ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman içki içer mi? Dedi ki içer. Nefse emmaredir, müpteladır, düşmüş içer. Sonra tövbe eder, Allah tövbesini kabul eder. Ya Resulallah Müslüman zina eder mi? Eder. Aynı şekilde. Ama tövbe eder, baştan başlar Rabbim affeder. Müslüman kumar oynar mı? Evet. Devam. Ya Resulallah Müslüman yalan söyler mi? Ashab-ı İkram diyor ki biz hayatımızda peygamberin sinirlendiğini aleyhissalatü vesselam çok nadir gördük. O zamanlarında da şu şakaklarındaki damarlar şişerdi. Yani bir savaş meydanında gördük onu öyle. Bir de bu sohbette gördük. Dedi ki sert bir şekilde çünkü çok naif konuşurdu her zaman. Müslüman yalan söylemez. Yalan bir toplumun bitiş noktasıdır. Yalan başladığı andan itibaren ev dağılır, aile dağılır, yuva dağılır, memleket dağılır. Buradan birinci tecrübe odur ki sevgili İbrahim hocam, Allah sizi yalandan kurtarmalı, kurtarsın. Duamız budur. Ama ikinci meselede anlıyorum ki, bir ince detay var burada. Aynı şekilde Müslüman, dindar bir zat-ı muhterimin kapısını çalsaydık. Bir seküler bir adamın yerine ona da onun tersi bir hayatında bir yer açmayı teklif etseydik haşa kumarhane şu bu değil de acaba bize detay sorar mıydı? Kıymetli dostlar
sekülerlere kızarız ederiz de bir ayrıcalıkları var. Mahallelerinde dindar olmasın diye bütün gerekleri yerine getiriyorlar. Bak mahallelerinde dindarlar gelip de Allah Resulü'nü anlatmasınlar. Cenab-ı Hakk'ın birliğini anlatmasınlar. Hele ki kalkıp da bunu bilimle, ilimle, sanatla filan ifade etmesinler. İstemez hukuku çok nettir. Ama sevgili dostlar, bütün fatihlerin ellerinden öperim. Çocukluğum da orada geçti. Balat'ın hali ortadadır. Balat'taki dükkanların sahipleri Ermeni değil. Yahudi değil, Rum değil. Balat şu anda aşağısı komple bilmem ne haneye döndü. Niye? Kirasını veriyor adam. Ben de verecektim ya. O zaman davasına sahip çıkan asli olan yolunda yürümeye devam ediyor. Biz neden bozulduk? El cevap, biz davamızdan caiz midir sorusuna caizdir dendikten sonra devam ediyoruz. Birisine bir malı kiraya vermek caiz midir? Caizdir. Bitti. Adam diyor ki bir dakika sen ne yapacaksın? Anlattım. Açık açık Tevhid Hoca Instagram'a gir gör bak. Aşağı dedim mescit açacağım. Müslüman çocuk gelebilir. Deist de gelebilir. Ateist de gelebilir. Şu gördüğünüz bina neler gördü? Hristiyanı gördü. Müslüman oldu. Olan oldu olmayan olmadı. Yahudisini gördü. Masonunu gördü. Sifiyarını gördü. Bu bina her tipi gördü. Görmeye de devam ediyor elhamdülillah. Çünkü bizim kapımızda şey yok. Kimlik aleti yok yani. Gir ne yapıyorsan yap. Anlıyoruz ki bu davayı ilahidir. Kim davasına sahip çıkarsa ayakta durmaya devam ediyor. O zaman Müslüman adam bil ki davana en ufak noktadan en tepe noktaya kadar sahip çıkarsa bu iş bir şekilde devam ediyor. Etmezsen o çok sevdiğin Fatih, hatta işte çarşambası vesairesi, cemaati müsliminin hizmetinde mücadele ettiği o alanın iki sokak altı şimdi senin yürüyemeyeceğin mekan haline dönüyor. Yürütmeyiz anlamında söylemiyorum ki, bir farkımız var sekülerlerden. Onlar bizi sevmiyor ama biz onları seviyoruz. Allah için. Düşman değiliz. Ama beyler, üniversitedeki hocanın yalan söylediği, seküler adamların artık seküler yaşamdan çıkıp da din düşmanı haline geldiği bir toprakta vahşeti, tecavüzü, kız çocuğu kaçırmayı, bütün bunları engelleyemezsiniz. Çünkü ahlak dindendir. Dinden hariç bir şeyle ahlakı kurgulayamazsınız. O yüzden bir kez daha anladım ki Rebu'l-Evvel ayında da neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlidini defaatle camide, mescitte, dergahta, kafede, orada, burada, sokakta, okulda, evde neden bir ay boyunca devam ettirmeliyiz? Çünkü bizim davamız bu. Bizim davamız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize koyduğu bu çizgide Allah'ın rızasını kazanabilecek bir hayatı sağlamaktır. Çünkü bu bayrak altında yaşamak üzerine canını feda edebilecek olan hala ve yalnızca Müslümanlardır. Haklarını helal etsinler, sekülerlerin canı tatlıdır. Şehadet bizde vardır, onlarda yoktur. O yüzden Rabbimizden talebimizdir. Ya Rabbi bize ölene kadar, kıyamet boyunca da kıyamete kadar bütün kardeşlerimizi, bütün ehli imanla şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikatini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini, bu yoldan gelip geçmiş olan ulemanın ve kendi mürebbilerimizin, hocamızın sözünü, beyanatını ömrü billah ayakta dimdik anlatmayı ve yaşamayı bize nasip et. Yatağımızda öldürme. Gençler, dava ömrü billah 24 saattir. Bu adamlar vazgeçmiyorlar. Biz saatlik olarak bu işi, aylık olarak bu işi, günlük olarak bu işi ayırırsak bunun adı dava olmaz. Biz Mevlid-i Nebevi'yi, biz Ramazan'ı, orucu,
zekatı yılda bir defayı, infakı bir kenara bırakırken devam edersek bu davanın içerisinde azınlık olacağız. Yahu azınlık olmak ne demek biliyor musunuz? Bu bayrağın kırmızısına bir gün işte öyle bir kırmızıydı ya diyecekler. Diyecekler, göreceksiniz. Nereden çıkardınız şehitlerin kanı olduğunu canım? Nerede yazıyor diyecekler, göreceksiniz. Bu hilali yıldız. Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah ve alemlere rahmet olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam olduğunu nereden uydurdunuz diyecekler, göreceksiniz. Bizler azınlık olunca ne mi olacak? Bizler Peygamber aleyhissalatü vesselamı sevenlerin yanında durmaya gayret edenler azalırsa ne mi olacak? Sevgili sekülerler, Amerikalılar da sizin suyunuzu çıkaracak. Çünkü sizin yaşam sigortanız yine Müslümanlar. Sebep mi? Çünkü bizde Allah korkusu var. Bizde vicdan var. Bizde adalet var. Bizde parasına, adamına, cinsiyetine, cismine göre değil. İnsan mıdır? Kıymetlidir cümlesi sadece bizde var. O yüzden bugün hakir gördünüz, iteklediniz. Yalan söylemeye kendinizi mecbur ettiniz. Sonra da bir arkadaşımla konuşuyorum. Arkadaşıma dedim ki böyle böyle oldu. Arkadaşım dedi ki abi dedi ya belki de profesör korkmuştur. Dedim ki kardeş, bir şeyden korkmam için bir tecrübeye muhtacım değil mi? Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Yani bir şeyden bu adamın ağzı yanmış olması lazım ki. Benden korkmalı. Dindarlardan niye korkarsın? Dedesi kesilen değilsin. İstiklal Mahkemesi'nde idam kararı alınan sen değilsin. Ben seyyidim demesi yasaklanan, adını söylemen, ünvanını yasaklanan sen değilsin. Okuduğu kitabı yasaklanan sen değilsin. Yaptığı zikri yasaklanan sen değilsin. Peygamberi sevdiği için sürüm sürüm ömrü billah sürünen devlet memuru değilsin. Namaz kıldığı için bir çalıştığı yerden atılan sen değilsin. Vatandaşlıktan kovulan sen değilsin. Binlerce insanı bir anda Kuvayi Milliye'de savaşçı olarak yer alacak, aradan bir vakit geçirecek, hakkında idam kararı çıkarılan sen değilsin. Başına taktığından dolayı oraya giremezsin, buradan çıkamazsın denilen sen değilsin. Arkadaş, şimdi sen mi korkmalısın, ben mi ya? Kendi öz dedem hakkında ölüm fermanı var. Kendi mürebbim seyyidim dese yasa var, yasak. Yasak, 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 yasak. Elhamdülillah birkaç senedir bir rahatlıyoruz. Tamam, başa dönelim ama. Başa. 20'lere, 30'lara, 40'lara ezanımı değiştiren sensin. Ben senin müziğini değiştirdim mi? Ben seni işten attım mı? Ben sen başı açık diye bu ülkede başına bir iş gelmiş bir hanımefendi var mı? Dükkanı kapatılmış bir yer var mı? Zulmedilmiş bir adam var mı? Arkadaş, benim korkmam lazım ya. Bunlar neyden mi korkuyor? Komik mi? Bilmiyorum ama işte başımızı mı kapatırlar, içkimizi mi alırlar? Abi, biz Allah değiliz. Hesabınız Allah'adır. Biz size hakkı söylemekten mükellefiz. Hem de ilimle, bilimle, sanatla, hakikatle, hikmetle, söylemekle vazifeliyiz. Ne tartıya koyabiliriz, ne cehennemlik addedebiliriz. Bunlar bizim haddimize değil. O zaman korkması gereken taraf ben olmalıyken korkmuyorsam niye korkmuyorum? Çünkü ben inancıma güveniyorum. İnanıyorum. Peygamberime inanıyorum. Bu yolda yürümüş olan mürebbilerimin yaşadığı hayatlara özeniyorum. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ı önder kabul ediyorum. Bu yüzden bu vatanı çok seviyorum. Hem de öyle böyle değil. Doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyine kadar seviyorum.
Ben Ramazan'da sofra açtığım zaman sadece oruçlular iftar edebilir demiyorum. Ama sen dükkan açtığın zaman bizim dükkanı sadece sekülerler tutabilir diyoruz. Hakkındır. Keşke aynı dava bilinci bizde de olsa. Dolayısıyla korkmadan, çekinmeden, ya bu kadar mevlüt okunur mu demeden ricamız odur ki evinizde, yarın belki camide, belki bir dergahta, belki bir mescitte, haftaya pazar günü inşallah Tevhid Hoca'nın düzenleyeceği başka cemaatlerde, cemiyetlerde mevlitlere katılacaksınız. Ama lütfen evinizde bir gün dahi olsun iki komşu veya hiç kimse gelmese bile lütfen mevlit düzenleyiniz. Anamıza, babamıza, kardeşimize, evladımıza doğum günlerinde hediye alıyor muyuz? Evet. Onların doğdukları güne seviniyor muyuz? Evet. Bizim varlığımızın daimiyetinin esası, bu vatanın ana unsuru, dünyanın ayakta duruşunun fiziksel gerçeği Nur-u Muhammedi'den hasıl olmuş bütün alemler üzerinde, Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerimizde herhalde en az bu kadar, en az bu kadar hakkı olmalı. Lütfen evlerinizde mevlid düzenleyin. Ya öyle aman makamlı filan okumanıza gerek yok. Yazılmış Türkçe güzel eserler var. Geçen sene bizim okuduğumuz Seyyid Muhammed Ruhi Hazretleri'nin en son yazdığı mevlid, Türkçe bir mevlid var. Yine Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mevlidi var. Arapçaları var, Kaside-i Bürde var. Hangisini okuyabiliyorsunuz? Hiç okuyamıyorsan aç YouTube'dan. Dinleyin. Hediyeleşin. Evinizde bugünün özel bir gün olduğunu, çoluğunuza, çocuğunuza en az bir gün ne olur yaşayın ki, bak Hristiyan Christmas'ından vazgeçmedi geçmez. Yahudi Şabat'ından vazgeçmez. Tabii. Sekülerler zaten her cuma rakı balık bundan vazgeçmez. Ya bizim de bir tane vazgeçilmemizimiz var. O da Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden bu mevlid ve her mevlid ve her dem bizim için çok kıymetlidir. Çok özeldir. Bütün İslam aleminde 30 gün boyunca kutlanmaktadır. Geçen hafta anlattığım üzere Cezayir'de, Mısır'da, Tunus'ta, Fas'ta sokak sokak, aile aile, okul okul, her yerde mevlid 30 gün devam eder. Niye? Unutmamak için, unutturmamak için, yaşadığımızı hissetmek için, bir araya gelmek için, bizim için bir bayram mahiyetinde Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu kutlamak bizim için esastır ki yine seyredeceksiniz satır arasında Allah nasip ederse Mısır'dan bir alimin Ahmet Emin'in 1886 ile 1952 arasında 52-54 arasında yaşadığı hayatın otobiyografisini okurken El Eser Üniversitesi'nde açılan ilk tartışma konusu neydi? Peygamberin mevlidi caiz midir değil midir? İngilizlerin esere attığı ilk tohum. Şefaat var mıdır yok mudur? Şefaat var mıdır yok mudur? Yani abiler, ablalar, hanımefendiler, gençler, çocuklar, bizi ayrıştırmak için 200 sene önce ne yaptılarsa aynı yol, aynı yöntem, aynı cümle hiç değişmedi. Eğer bu milletin, bu ümmetin peygamberle bağı kesilirse her şey kolaydır. O zaman dava da biter, millet de biter, milliyet de biter, inanç da biter, bayrağı olan bağlılık da biter, sınırların ehemmiyeti de biter. E geriye ne kaldı? Geriye sözü kalır, lafı kalır, o da kalırsa kalsın derler. Niye? İngilizler işte Hristiyanları öyle yaptılar. Alman'a sorsan Hristiyan. Adam 55 yaşında hayatında gitmemiş kiliseye. Ama Hristiyan. Bizden böyle bir İslam bekliyorsanız biz böyle Müslüman olamayız. Çünkü Cenab-ı Hak bizlere öyle bir hayat verdi ki doğumdan ölümüne kadar imtihan ile ve dava üzerine ve mücadele üzerine hakkı hem beyan etmek hem yaşamak üzerinedir. Başka türlü adaleti tesis edemezsiniz. Başka türlü cinayetleri engelleyemezsiniz. Bunları da lafı güzaf olarak söylemiyorum. Her konu hakkında da bilimsel delillerimiz mevcuttur.
Ancak gecemizin konusu alemler rahmet Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam'dır. Eyvallah abi. Geçen programda zaten Kur'an-ı Kerim üzerinden Peygamber Efendimiz'e, yani Kur'an'ın diliyle Peygamber Efendimiz'i anlatmaya çalışmıştık ve konu gelip dönüp dolaşıp Enbiya Sure-i Şerifesinin 107. ayeti kerimesinde kalmıştı. Ki orada da biraz bahsetmiştim, bu ayeti kerimenin tefsiri en zor yapılan ayeti kerimelerden biri olduğundan. Ki zaten bu akşam başta söylediğin her şey, neden onunla bağımız koparsa, her şeyle bağımız kopar, tam olarak bu ayeti kerimeyle anlatılıyor aslında. Belki akşamın sonunda biraz daha net anlaşılacaktır. Yani ayeti kerimeyle başlayalım inşallah. Estağfirullah ve me erselnake illa rahmeten lil alemin. Sadakallahu lazim. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet. Yani gerçekten şimdi neresinden başlayayım diye soracaksın ya, evet. Allah razı olsun, ben öğrendim, Profesör Doktor İbrahim Bakırtaş Hoca elastikiyet hocasıymış. İnşaat mühendisinde elastikiyet bölümü. Ve elastikiyetten başlayayım mesela. Yeryüzünde her atomdaki elektron dizilimlerinin spinal kortları arasında elektromanyetik bir çekim gücü yoksa molekül yoktur. Bu elektromanyetik çekim gücünün her dönüşün ardından sabit kalabilmesi için devri daim kendi içinde enerjinin varlığına devam gerekir. Ama soru işareti şudur, fizikçilerin sorduğu. Oradan elastikiyete geçebiliriz. Biraz da fizikçilere selam etmiş olalım. Peki bu atom bu enerjiyi çekirdekte üretiyor mu? Alıyor mu? Yoksa depoladığından mı harcıyor? Sadece depoladığından harcasa ara sıra hatalar çıkabilir. Çok kaba anlatıyorum. Dışarıdan alsa nereden enerji çekiyor? Oraya geleceğiz. Onlar da diyorlar ki hayır, mevcutta var olan spinal kortta dönüşlerin meydana getirdiği etkiyle zaten çekirdekteki depo enerjiyle birbirleri üzerinden itme çekme kuvveti devam ediyor. İşte oradan şeylere geçiyoruz. Momente falan geçiyoruz. Ben diyorum ki hayır, böyle değil. Şöyle, Muhammed isminde harfi mim var. Bu bir tevafuk değil. Harfi mimde gizli bir ya harfi vardır. Mim. Aslında iki tane M harfi var. Ortada bir ya var. Mim. M harfi gibi okumuyor. Arapçada ya, mim diyoruz. Muhammed. Hatta işin tevdisi öyle bir hakikattir ki ismi Muhammed'de yine iki mim var. Tamam. Yani diyor Allah-u Zülcelal, alemi kesme baksan, büyüğüne baksan yine o çift mimi göreceksin. Tekine gelsen ben onun içine yine çift mim koydum. Neden? Dönüp bakalım atom penceresinden Allah Resulüne. Mim harfinin dönüşü, dönüş olarak çiziliyor ya. Ve kısa bir çizgisi var. M. Bu harfi lügatın, bu çiziminin morfolojisi, çekirdeğin kendisi ve spinal kortla arasındaki ilişkiyi izahatın bir bölümüdür. Yani çekirdek, atomun çekirdeği, bir de spinal kortla iletişimi. Yani basit, tekrar basitleştirmeye çalışayım. Atom çekirdeğinin her bir kendi etrafında dönüşü esnasında onun içindeki başka bir çekirdek altı parçacık ters döner. İki tane M harfi gibi döner. Aralarında enerji üretimi gerçekleşir. Bu gerçekleşiyorsa atom mahiyetini devam ettirir. Yani döneyim, sekülerlerin kızacağı şekilde ifade edeyim. Atom bilse ki dünyada la ilahe illallah diyen kalmadı. Ayakta duramaz. Bilse ki yanında bir devamı var ya onun, Muhammedur Resulullah
enerjisi kalmaz. Bütün fizikçilerin kavga ettiği yer neresi biliyor musun? Bir kıyamet kopacak. Onlar da inanıyor, biz de inanıyoruz. Bir başlangıç var, onlar da var. Biz de inanıyoruz, onlar da. Bir son var, hepimiz. Diyor ki bu kıyamet diyor geldi, topladı ya. Bunu diyor ne durdurabilir ya? Ters ikmal olmaz mı? Hani şey gibi düşün. Vurdun duvara, kıyamet şöyledir. Vuruyorsun duvara, duvar yıkılıyor. Fizikçi diyor ki, mantıken soruyor. Ama diyor vuran nasıl vurdu ki arkasından eli çıkmıyor. Yani devam etmiyor güç. El cevap. Atomun baktığı ikinci bir yer var. La ilahe illallah spinal kordu ayakta tuttu. Muhammedur Resulullah, yoksa enerji yoktur. Yani ya Muhammed seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor ya. Veçhi bir. Harfi mim yoksa enerji yoktur. Bu enerji dönüşemez. O yüzden var varım diyemez. Yoksa Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam yoksun. O yüzden sen alemlere rahmetsin diyor. Birinci vecih. İkinci vecih sevgili İbrahim hocam. Eğer harfi mim olmasa ve spinal korteksle, spinal yapıyla atom altı parçacığı arasındaki enerjinin farklı varyasyonları var olmasa, senin elastikiyet kanunların, ki bugün de yanlıştır, bir gün nasip olursa o yanlışlarını düzeltirim, onlar olmazdı, elastikiyet olmazdı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın adı Muhammed olmasaydı elastik hiçbir şey bulamazdınız. Ondan önce ne diyorlardı bak? Bütün dört kitapta adı Ahmet geçti. Önceki kitaplarda adı Ahmet'ti. Yeryüzüne gelince adı Muhammed aleyhissalatü vesselam olarak kondu ya. İsmi Ahmet olsaydı, harfi mim tekti, henüz dünyaya teşrif etmedi. Alemi cihanda nuru Muhammed tek idi. Ondan hasıl oldu ya bütün alem. O gelene kadar adı Ahmet'tir. O da teşrifatından önce herkese ona karşı duyduğu edeptir. Şimdi sen bana soruyorsun ya sevgili Vahabi. Ya uydurmayın ya, peygamber böyle aleyhissalatü vesselam şöyle gidiyormuş da bir yerde affedersiniz bevletmesi gerektiğinde etraf boş, ağaçlara diyormuş ki gel. Ağaçlar etrafında dizili bunu kapatıyormuş ya. Abi uydurmayın, masallar bunlar. Sevgili kardeş, el cevap şunu söylemek gerekir. Yeryüzünde hiçbir atom yoktur ki onu tanımıyor olsun. Yeryüzündeki bütün atomların elastikiyeti onun adı hasıl olduğunda değişir. Onun adı hasıl olduğunda değişir. Tamam. Elastikiyet değiştiğinde ne mi olur? Hiçbir şey kendi durduğu yerinde statik olma durumunda kalmaz. Şimdi bugün keramet düşmanlarına şöyle ifade edeyim. Yakın zamanda kendi şahitliğimizde olduğu için söylüyorum. Öyle bir zat-ı muhterem vardı ki baston veriyorsun. Bastonu böyle tutuyor. Buradan giriyor, arkadan çıkıyor. İçini delmiyor. Elastikiyet fonksiyonu değişiyor. Basit bir fizik kuralı ama akıl üstü bir fizik kuralı. Ne gibi? Yeryüzündeki bütün sıvı cisimler donmaya alttan başlar, su üstten başlar. Bunun bir kuralı vardır. Bulduğun için şaşırmıyorsun. Geçmişte şaşırıyordun ama. Bugün bunlara sen safsata diyorsun ya. Bugün bu elastikiyeti bu açıdan değerlendirecek bir kardeşim olsa, elastikiyetin fonksiyonlarını öyle değiştirir ki siz hayatınız boyunca bir daha kaporta yapmaya gitmek zorunda kalmazsınız. Kaportacıları işsiz bırakmak niyetinde değil. Ama bir hakikat var. Sen Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam'ı tanımadığın için bu dünyanın ucuz, basit, anlamsız bir şey olduğunu zannediyorsun. Ben sana daha basitini söyleyeyim. O beğenmedikleri ceplerimize taşımakla mükellef olduğumuz misvağın içinde 7200 element var. 4000'den fazla da faydası var.
Nasıl onu taşıyana şimşek düşmez, başka bir dersimizde de ispatlamıştım. Yine itme ters. Şimdi rahmeti ilahi atomdan böyle başladık. Peki sen ters dönme deyince aklıma geldi. Sen mikrodan başladın, ben biraz daha makroya gideyim. Venüs'ün ters dönüşü de böyle bir şey mi Samanyolu içinde? Evet, cezbi ilahiyle bazı bölüm ters dönmek zorunda da enerji absorbasyonunu sağlamak için. O da şöyle bir şeye denk geliyor. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam doymadan önce onun doğumunun her müjdelendiği gecede de ayrı bir mucize olmuştur. Yani şöyle bir şey söyleyelim dostlar. Nasıl ki Peygamber aleyhissalatü vesselam yarın doğduğu gibi bu gecenin sabahında doğduğunda nasıl ki Kisra'nın sarayı yıkılmıştır vesaire vesaire vesaire. Ne zaman ki hangi peygamber onu anlatsa, bir mecliste Ahmet gelecek dese mutlak o gece bir mucize görülüyordu. Mutlak. Peygamberlerin korkusu şuydu: ne olacağı belli değil. Bak, yeryüzünde bütün peygamberler mucizelerden önce ne olacağı kendilerine haber verilmiştir. Nuh'a denildi ki aleyhisselam, ey Nuh gemi yap, bin, bekle. Evet, gemi yaptım, su gelecek. Ey Musa yürü, yarılacak. Bunlar hep bilinir. Konu Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama gelince ne olacağı belli olmaz. Çünkü aşkı ilahidir. Nereden teveccüh edecek belli olmaz. O yüzden bir adam karşınıza gelse selavat çeke çeke garip şeyler yapıyor olsa şaşırılmaz. Dolayısıyla aleme rahmet olan, bütün alemlere rahmet olan aynı zamanda bütün bu doğumların merciidir. Yani o Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ki neyi doğurmak istiyorsan o kapıya gideceksin. O da dedi ya, şehri benim, kapısı Ali'dir. Ne yapacaksan o seyitlerin kapısından geçe geçe gideceksin kardeş. Neden? İTÜ yanlış anlamasın. İTÜ'nün ilk yazılan matematik kitaplarından birisini kıymetli bir abim bana açıp göstermişti. İTÜ'nün ilk açıldığı yıllarda Osmanlıca, yanlış hatırlamıyorsam, bir mukavemetle ilgili bir geometri ya da mukavemet kitabı açıyorsun. Önce hamdele ile başlıyor. Allah'a hamd ediyor. Sonra salvele. Allah'a, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a selavat ile başlıyor. Sebep, Allahu Zülcelal'e hamd ediyorsun. Sana bir ilim vermiş, akıl vermiş, göz vermiş, intizam vermiş. Tartabiliyorsun, yazabiliyorsun, konuşabiliyorsun, anlatabiliyorsun. Peki Allah Resulü'ne niye selavat ediyor? Ya Resulallah, medet eyle ki, ya Hazreti Ali, ondaki var olanla medet eyle ki, ey seyitler medet eyleyin ki, şu ilimden bu millete bambaşka bir şey hasıl olsun. Suali şunu yapabilirler: bu kısım ehli iman içindir, o yüzden ayıralım, sekülerler için değil, onlar kulaklarını kapatsınlar. Peki bu kafirler nasıl yapıyor ya bu işi? Bunlar nasıl oluyor? Bak sana söyleyeyim kardeş. İster inan ister inanma demiş ya. Yeryüzünde her hafta bütün ehli küffarın konuştuğu ilmi meseleler kendi rızıklarına tayin edilmiştir. Cumartesi günü tekrar gelir Hazreti Ali Efendimizin divanına. Olsun der, devam. Olmasın der, dur. Yine ehli imanı gözeterek rızkı ilahi. Yani zannetmeyin ki ehli küffar da kendisi hareket ediyor. Şu akıl ki sadece kendi kübüne muhtaç değildir. Ağaçlar dört mevsime tabi, atom fiziğe tabi, sen kafana göre yaşayacağını mı zannettin? Bir aklın var, dilinden istediğini çıkartıyorsun, sen kendini her istediğini söyleyebilirim mi zannettin? O Ebu Leheb ki Allah istemedi, tevhide giremedi. Bu kısım ehli iman içindir. Bu kısım aşkın merhalesidir. Ancak iman edenler anlayabilir.
Tekrar ayet-i kerimeye gelecek olursak abi, rahmet kelimesiyle biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor ya Allah Zülcelal. Rahmet, tamam, rahma kökünden gelen bir fiil. Evet. Ve bu fiil Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'a atfedildiğinde o fail olur. Evet. Yani rahmet onun cismaniyetinde rahim olur. Öyle oldu. Er-Rahim ismi şerifi Allah Zülcelal'in ismi şeriflerinden, evet, birisidir ve bunu Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'a, evet, tevdi ediyor aslında. Ki daha farklı isimleri Allah daha... Resulü aleyhissalatü vesselam yeryüzünde yaşarken onun rahmet ismi şerifinin tecellisiyle kendisinden sonra gelecek bütün ehli imanı da koşatacak bir makamdadır. Kendisinden önce gelmiş olan peygamberlerin her birisi de şehitlik makamının da üstündedirler. Amenna. Ama rahmet olduğu anda işin şöyle bir inceliği var. Kendisinden önceki peygamberler ondan neden bahsettiler? Elbette Cenab-ı Hak istediği için. Ama bir şey daha var. Onların hepsi peygamberden yardım istediler. Hepsi. Evveli ve ahiri. Yani ta Hazreti Adem'in tövbesine gitsek yine Peygamber Efendimiz'in ismiyle tövbesi kabul oluyor. Şimdi ben size çok çok basit bir şey söyleyeyim ya. Siz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir dedesini hiç düşündünüz mü? Abdülmuttalib Efendimiz. Sözüm ona kafir. Sözüm ona. Bir sürü çocuğu var. Bir oğlu var, Abdullah aleyhisselam. Ondan da bir çocuk doğuyor. O da çocuğu doğum anında alıyor, Kabe'yi muazzamaya getiriyor, adını Muhammed koyuyor aleyhisselatü vesselam. O tarihe kadar Araplar arasında yok. Hamda tevdi edilmiş olan Araplar Abdülmuttalib Efendimiz'den bu ismi duyduklarında kendi içlerinden şunu dediler: acaba bütün dünyanın beklediği isim o mu değil mi? İş sonradan karıştı. Daha kendisi bebekti. 4 aylık. Mekke'de yağmur yağmıyor. Bitmiş. Sıfır. Ara sıra Mekke'de yağmur yağması lazım ki yağmaya da devam ediyor. Senede 2, 3, 7 güne kadar. Nadirattan 25, 30 gün olmuş, çok nadir. 2, 3, 5, 7 bu. Yok. O müşrikler Abdülmuttalib Efendimiz'e geldiler. Dediler ki ne yapacağız? Dedi ki Muhammed'i alıp geliyorum. Kucağında 4 aylıktı. Kucağında Kabe-i Muazzama'nın kapısının önüne geldi. Ey Kabe'nin Rabbi, kucağımdaki bebek hürmetine bize nasip et dedi. Şimdi bu nasıl normal insan? Nasıl habersiz insan? Şimdi bunu anlatan hocalarımız da bunu biliyorlar da, insanlarımızın bir şeye öyle bir adaptasyonu var ki, 40'ına kadar kendinden habersiz haşa. Ya zat-ı muhterem 4 aylıkken dedesi onun hürmetine yağmur istiyor ya. Nasıl bir normallik bu ya? Dünya tarihinde hangi çocuğun hürmetine bir şey istemişsin? Elin ki putperest bir kavmin içinde. O gece bütün putlar yıkıldı, biliyorsun, görmüşsün, yaşamışsın bizim siyerini, bir de bir daha dinlersiniz Allah nasip etse. Acayip detayları olan mevzuat. Hakikat. Bu alemlere rahmet oluşu, o senin sorunla bir yerden şimdi soracağım. Buyurun. Yok sen bitir sözünü. Bütün alemlere rahmet oluşu bu manasıyla kendisinden önceki peygamberlerin de yardım dilemesine vesiledir. Her birisi döndü, internette mi kestik var? Maalesef. Yani normal, Allah Resulü'nü anlatıyoruz, takmayın kafayı. Devam, kaydeder bir daha yüklersiniz. Buyurun. Peki. Rahmaniyet mutlaka karşısında bir rahimiyet gerektirir. Evet. Yani bunu Fütuhat-ı Medine derslerinde de, evet, mümkün ve imkanlı anlattın zaten geniş geniş. Evet.
Peygamber Efendimiz Rahman ise Rahim ne oluyor burada? Bütün alem. Bütün alem. İnsanların yeryüzünde kaybettikleri meselelerden bir tanesi bu. Bütün alem onu tanıyor. Alemlere rahmet olarak gönderdim dediğinde bütün alem artık... Bütün alem onu tanıyor. Yani çünkü bakın, bütün alemi toplamışsınız, secde et Adem'e demişsiniz. Hazreti Adem bir cezaya mecbur olmuş, Cenab-ı Hak onu ismi Muhammed'le affetmiş. Konu basit. Yani bütün alem onu tanıyor. Bütün alem onu tanıdığı için öyle tanıyor ki, bir başka delil. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Uhud'da şehitlerimizi gömdükten sonra, defnettikten sonra mescitten dönecek. Savaş bitti. Uhud arkasından yürümeye başladı. Uhud'a dedi ki dur. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile sahabe-i ikram yürüyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı yerlerde vakit geçiriyorlardı. Sadece duruyorlardı. Kimse bilmiyor ki peygamber o. Bazen bir ırmağa dur demiş. Bazen Uhud'a dur demiş. Birçok şeye dur demiş. Kabe-i Muazzama'nın melaikeleri hicretin gecesinde Cebrail aleyhisselam tarafından teskin edildi. Milyonlarca melek Peygamber aleyhissalatü vesselamın hicret gecesi Kabe-i Muazzama'da onun hicretini kabul etmedi. Yani bu isyan mahiyetinde değil. Şimdi ne yapacağız? Etrafımızda dönecek peygamber gidiyor. Cebrail aleyhisselam onun tekrar döneceğini beyan etti. Yetmedi biliyor musun? Ayet işte geldi. O ayet bize gelmedi. Bizim muhatabı biz tabii ki. Ama bütün alemlere geldi. Korkmayın, çekinmeyin, üzülmeyin. Sabredin, bekleyin. Geri gelecek. O yüzden Kabe-i Muazzama'yı bir daha ehli küffar alamaz. Öyle bir şans yok. O bitti o iş. Ama İşte Müslüman'ın kaçırdığı yer şurası. Ey Müslüman, senin kanın Kabe'den daha üstün ve kıymetlidir. Senin kalbinde peygamberin aşkı yok ise sen o dönüşüm merkezi olamazsın. Sen o dönüşümün kendisi olamazsın. Ha bunlardan biraz bahsedince öyle derler, böyle derler. Abiler ne derlerse desinler. Koskoca Amerikan başkanı çıkıyor. Ben Siyonistim diyor. Ne değişiyor? Ötekisi çıkıyor. İsa'nın temsilcisiyim diyor. Bizimkisi çıkıp önderim peygamber dediği zaman yer yerinden oynuyor. Kim diyecektim ki arkadaş? Önderim de o. Rehberim de o. Yolum da o. Davam da o. Bir tane ayıbımızı söylesene utanalım. Bir tane söyle. De ki böyle bir ayıbı var. Ben de onun müntesibi olmaktan utanayım. Madem ki utanacağım bir şey yok. Abiler bu çekimsellik neden? Yani sevgili esnaf kardeşim. Allah razı olsun. Bazılarınız Gazze olaylarından ötürü astınız o Filistin Türk bayraklarını yan yana. Mevlid geldi. Ne olur yazsanız. Mevlid-i Şerifiniz hayırlı olsun. Mevlid kandilimiz kutlu olsun. Bayramımız değil mi bu? Bu benim bayramım değil mi? Yani bir yandan Kurtuluş Savaşı'nı verirken Devlet-i Aliye'yi Osmaniye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak o muteber şanlı mücadeleyi vereceksin. Askerin adı Asakir-i Muhammediye olacak. Askeriyenin adı Asakir-i Muhammediye. Sakarya Meydan Muharebesi'nde askerimizin adı buydu. Muhammed Ocağı'nın
verdiği savaşın adı Kurtuluş Savaşı'ydı. Abi bunu şarapla kutlayamazsın ya. Evinde iç, bana ne? Bir karar ver. Peygamber ocağı mı, dehşet ocağı mı? Bir karar ver. Çünkü benim dedem, senin deden bu toprakta Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti, evlatların selahiyeti, kadınların namusu için savaştı. Beşincisini varsa getirin okuyalım, öğrenelim, bilmiyoruz. Görmedik, tarihte denk gelmedik. O zaman bütün alemler onu tanıyorken, bunun da fiziksel, kimyasal, biyolojik, matematiksel karşılıkları ortadayken, gecenin konusu olmadığı için girmiyoruz. O zaman ben neyine çekineceğim? Niye çekineceğim? Rahat olun gençler. Çağırın Mevlid'e. Herkesi, her yerde, her şekilde. Olabildiğince dağıtın, yemek verin, bir şey ikram edin. Neden olduğunu söylediklerinde bugün Peygamber Efendimiz'in doğum günüdür deyin. İslam'da doğum günü kutlamak var mı diyenlere bizde var kardeş. Hem de peygamberin doğum günü deyin. Biz mutlulukla kutluyoruz deyin. Elbette kutlayacağız. Eyvallah. Peki bütün alemler onu tanıyor dedik. Ve alemler ona karşı rahim oldu dedik. Evet. Madem alemler Resul-i Kibriye'ye karşı rahim oldu, her tohum aslında fıtrat üzere yeşeriyor. Evet. Ve bu fıtrat tabii ki daha önce anlattığım üzere ahlak, yani yaratılıştan gelen Peygamber Efendimiz'in o güzel ahlakı. Her çocuk Müslüman doğuyor. Her zerre zikriyle geliyor. Peki bu bozulum nerede başlıyor? Bütün alemlerdeki en kıymetli olan insan ya, o bunu söylemeyince bütün alem onunla küsüyor. Yani abiler bizim tarlalarımızda buğdayı abdestsiz atmazlardı. Şimdi ne abdesti, guslü var mı diye soracaksın. Salavatsız tohum atılmaz. Basit kural ya, öyle yepyeni bir şey söylemiyorum. İster çiçek ek, ister buğday ek. Allah Resulü'nün adını almadan, besmelesi okunmadan tohum atılmaz. Atarsan ne mi olur? Sana küser, toprak da küser, tohum da küser. Bütün alem küser çünkü bütün alemin rahmet-i ilahisinde rahim olmaya hazır olanın şifresi bu. Sen bu şifreyi söylemezsen bu olmaz. Yani basit bir deney yapabilirsiniz, defaatle anlatmışım. Su, bir bardak al eline, bol bol kötü söz söyle, koy dolaba, buzlansın. Başka birini al, salavat oku, besmele oku. Allah'ın Esma'ül Hüsna'sını oku, Peygamber'in ismini oku, koy, ikisini de aynı anda koy. Aynı anda çıkar, farkı gör. Sebep, madde Allah'ını ve Peygamber'ini tanıyor. Çünkü Japon bilim adamı var. İsim hafızam sıfır, özür dilerim. Bunun yüzünden Nobel aldı kardeş. Bir başka mesele, sadece su değil, başka mesele ne? Madde bazı şeyleri tanıyor dedi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ben de yardımcı oluyorum. Madde Allah'ı ve Peygamber'i tanıyor. Onu tanıyana onun ismiyle gittiğin zaman başka bir tepki veriyor. Öteki türlü başka bir tepkiyle veriyor. Bir nevi yeşil pasaport yani. Basit yani. Aklına bir şey gelmiyor. Salavat çekiyorsun, aklına geliyor. Çünkü nöromatik faaliyet hızlanıyor. Delillendirilmiş bir şey bu. Yani anlattıklarımız hurafe değil. Hepsinin bilimsel bir karşılığı var. Aşağı bilimine gerek. Amenna. Ama bilime aşık olanlara da deriz ki bilim sizin önünüzde bir ket oldu, duvar oldu. Onu yıkmak için lazımsa var, o da var. Ama sende şu olmaz ise, sevme dürtüsü olmazsa Allah Resulü'nü sevmez. Şimdi aç parantez. Allah Resulü'nü sevmeyen adamdan eşini sevmesini bekleme. Çocuğunu sevmesini bekleme. Bu vatanı, bu milleti sevmesi bekleme. Aksi mümkün değildir.
İşin en tepesini sevmeyen adam alttaki kırılımını nasıl seveceksin be kardeş? Yani sen bir memleketi önce kendisini seversin, sonra o memleketi sevdiğin için alt unsurlarını seversin. Bütün bu diyar-ı alem Allah-u Zülcelal'in emri ilahisi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın taksim-i Muhammedisi üzerine tanzim edilmiştir. Amin. Peki burada bir karşı taraf sorusuna gideyim. Buyurun. En delicesine. Her şey iyi ve güzel olmaya yönelik hazırlanmışsa, bu şekilde bu fıtrat üzere yaratılmışsa ve her şeyin kaynağı da Resulullah'sa, dünyadaki bu kötülükleri nereye koyarız? Bu kötülükler nereden doğuyor? Onların kaynağı ne? Aslında en temele giderseniz kötü diye bir şey yok. Kötü seçim var. İnsana kötüyü seçme hakkı verildi çünkü insan bunu istedi. Allah insana istediğinden başkasını vermez. Kalu belada gittik. Dedik ki bize seçim hakkı versen biz yaparız diyen aramızdaki ahmaklar oldu. O yüzden buradayız. Demeseler de gelmiyorduk. Dediler geldik. Takdiri ilahi. Bu yapacak bir şey yok. Ama dünya hayatında kardeşim bana şunu hiç kimse delillendiremiyor yani. Peygamberi sevip de kötülük yapan adam bulamazsın. Hata başka bir şey, kötülük başka bir şey. Herkes hata yapabilir. Ama kötüyü seçmek insanın kendisinin isteyip kendisinin elde ettiği bir şeydir. Hiç kimse ben Allah Resulü'nü sevmek istiyorum diye sevemediği durum olmadı. Peki kötü de Nur-u Muhammedi'den halk olmadı mı? Evet. Nur'un dış cephelidir çünkü o. Nur'un nur olarak mekansal formda görünebilmesi için fon lazım. Şimdi sen şu arkada Hazreti Pir'in bu tablodaki Tac-ı Kadiri'sini nasıl görebiliyorsun? Arkasında bir kağıt var, kağıdın da bir fon rengi var. İşte o fon rengi kötü tarafı. O olmasa iyiyi göremeyeceksin ki. Yani kötü ile iyi bütün olmadıkça sen bütündeki varın varidatını göremezsin. Yani. Her şeye bir fon lazım. İyilik de kötülüğe muhtaç yani. İyilik kötülük olmazsa olmaz. Ama ben şu tabloya baktığımda neyi görüyorsun diye sual etsem arkadaki fonu söyler mi hiç? Abi fon görüyorum orada ekru renkte işte bej mi ekru mu bir fon var demez kimse. Bej. Der ki orada Allah yazıyor, orada Muhammed yazıyor, orada Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin işte tacı var, kelime-i tevhid, bunları söylersin. Fon söylüyorsa problemlisin. Zaten bütün kötüler problemli işte. Baktığı her şeyde kötüyü gören adam bu yüzden problemdir. Çünkü kötü arkadadır. İyi öndedir. Dolayısıyla kötülük seçimdir. İyilik doğal bir şeydir. Yani insanlar doğuştan hırsız olmazlar. Hırsızlığı seçerler. Kliptomani demesin bana hiçbir psikolog varsa aramızda. Kliptomani annenin babayla olan ilişkisinden hasıl olan bir hastalıktır. Baba anne cebinden çalıyorsa çocuk da kliptomani olur. Her şey anne babada bitiyor, tamam mı? Çocuğa bak, anasını da gör, babasını da gör demişler. Dolayısıyla bugün hayat, ben bu adam nasıl kötülük yaptı diyemem, seçiyor zaten. Ama iyiliği doğal olarak yaptığımız bir şeydi. Sonra onu perçinlemek. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seçince ne oluyor biliyor musun? Üç boyutlu gibi düşün. Tac-ı Kadiri yerinden çıkıyor. Cisimleşmeye başlıyor. Kocaman oluyor. Fonu kaybediyor arkasında. Bak bu kalem üç boyutlu. Fona ihtiyacı var mı? Yok. Yok ama iyilik ve kötülük iki boyutlu bir kavramdır. Kavramdan çıktı. Maddeye döndü üç boyutlu. Bak artık fona ihtiyacı yok. Renge ihtiyacı var. Görünüyor. Bitti. O zaman işte iyiyi seç, doğal olan iyiyi yaşarsan fon kalkıyor, kötülükler bastırılıyor, nefsemmerden çıkıyorsun, ehli ruhani hasıl olur, işte ne olur? İşte o gün o gün Ahmed el-Rufai Hazretleri olur, Peygamber aleyhissalatü vesselamı ziyarete gider, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabrinden elini uzatır, o da onun elini öper. Tanık mı arıyorsunuz? 220 bin civarında insan tanığı var. Yetmezse sana kaç lazım diye sorarlar. Buyurun.
Bir de genelde kabul edilmeyen bir hadisin kutsiye var ya, sen olmasan alemleri yaratmazdım. Bu ayeti kerimeyle paralelliği var mıdır? Tabii ki var. Çünkü Allah Resulü Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi sevme hakkı vardır demek bile ne kadar haksız bir cümledir. Yani bu hadis olamaz demek için seni Cenab-ı Hakk'a bir kaftan biçiyor olman lazım. Haşa. Bak, inanmıyorum böyle bir şeye desen başka bir meseledir. Olamaz böyle bir şey diyebilmen için mantıken şunu diyorsun: Allah bunu yapamaz. Allah bunu niye yapmasın? Cenab-ı Hak istediği her şeyi tercih edebilir. Sen olmasaydın demek ona olan muhtaciyet demek değil ki. Şimdi bu arkadaşlarımızın haklarını helalse, Türkçe hocalarında ya problem var ya da Türkçelerinde problem var. Yakın zamanda buna çok şahit oluyorum. Deyim, atasözü, mecaz bizim millette bitmiş. Berat, sen olmasaydın bu program çekilmezdi. Şimdi program sana muhtaç mı demek bu? Hayır. Ben sana muhtaç mıyım demek? Tevhid Hoca sana, bana muhtaç mı? Hayır. Tercihim bu, sen, hayır, bu seninle beraber bu programı yapmaktan mutluyum demek. Buna Türkçe'de mecaz deniyor. Bu mecazda Arapça'da en güzel yerinde kullanılır. Diyor ki Cenab-ı Hak, ben seni o kadar çok seviyorum ki alemden rahmet olarak seni yarattım ayetine ne diyeceğim o zaman ben? Eğer bu ayet varsa bu hadis sahihtir. Tam olarak o yüzden sormak istedim. Basit. Alemden rahmet olarak yaratıldın çünkü sen olmasaydın ya Muhammed yaratmazdım. Yani bu alemleri seninle beraber, senin nurundan yaratmayı ben tercih ettim ya. Sen bunu yapamazsın demek akaid problemidir. Ben inanmıyorum de, kendin yaşa kendin gör. Ama olmaz dediğin anda akaid problemi çıkar. Mesele yine işte sünnet-i seniyyeden reddedebilme hakkı görüyor kardeş, ya insanlar, oraya geliyor. Ama ayet-i kerimede aynısı var. Ahmaklar delil arar, aşıklar kapı arar. Ahmaklar gündüzü bekler, aşıklar geceyi bekler. Ahmaklar seyreder, aşıklar salavat çeker. Ahmaklar sorar, aşıklar zikreder. Ahmaklar neden der, aşıklar hazırım, yapayım der. Arada uçurum var. İstersen bir dahaki Baharat Yolu'nun programını bu yapabiliriz. Ahmaklar ve aşıklar. Arada müthiş bir fark var ve ne yazık ki bu fark terazisinde ahmak sayımız artıyor, acayip artıyor. Bu iş aşk işidir ve aşk sual kabul etmez. Aşk yaşamak gerektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam aşkını yaşamayan bir adama 2 milyon hadis işine yaramaz, yazıktır, günahtır. Yani yarın onun doğumundan ötürü zerre kadar sende bir mutluluk yoksa derhal hadis tefsir okumayı bırak, borç al, Medine kapısına yapış. Allah Resulü ile aranda problem var. Sana bu kitaplar caiz değil. Çünkü hiç kimse, hiçbir sahabeden hiç kimse Allah Resulü'ne güzel konuşuyor diye yanına gitmedi. Şair çoktu. Çok. Yani Allah Resulü'nün kendisinin harçlık verdiği şair varsa en az onun gibi güzel konuşan var demektir. Elbette ki en güzel o konuşuyordu ama iyileri varmış ki harçlık veriyordu Allah Resulü. Aferin diye para veriyordu şaire. Şimdi yarından mutlu olamıyorsan, kalbin titremiyorsa, heyecanlanmıyorsa, tefsir, meal, hadis, elinde ne varsa hemen bırak, kitabı da kapat, ya paranla ya borçla git Allah Resulü'nün kapısına, de ki ben seni sevemedim, bunu hissedemedim,
Yardım almaya geldim. Basit. Çok basit bak. Caiz değil. Çünkü okuyarak aşık olamazsın abiciğim. O öyle bir şey yok. Bunu hissettikten sonra mı? Bak ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Ondan sonra her hadis senin hayatında bir karşılık buluyor. Severek yapıyorsun, isteyerek yapıyorsun. Yahu arkadaş, sokaktan geçen bir adam, normal birisi, senden bunu al buraya koy diyor. Neden diyorsun? Eşin bunu söylüyor, tamam diyorsun. Ya bu eşinden korktuğun için değil ki. Veya çocuğun senden istiyor, tamam diyorsun. Niye? Seviyorsun. Ve sonra merak edildi, konuşulduysa anlıyorsun. Hem diyorsun ki talebe öğretmenini sevmezse dersi anlamaz. Okulu sevmezse matematiği anlamaz. Sonra da bana diyorsun ki ben Allah Resulü'nü çok okuyarak anlayacağım. Anlayamazsın kardeş. O sana fikir verir. Bu iş aşk işidir. O zaman hiçbir kız hiçbir erkek görüşmesin, birbirleriyle mektuplaşsınlar. Mektup aşklarının hepsi hikayedir yani, kusura bakma. Son anına kadar hikayedir o işler. Bir saati geçtiğimiz için artık yavaş yavaş ben devam etmeyeyim diyorum da biraz anlatacaklarımız var çünkü. Buyurun. Evet. Sadece şunla kapatabiliriz. Şu ayetle. Ha, neyle kapatalım, neyle istiyorsun? Şefaat konusu dedik ya, Rahman olan oysa ve tüm alemler ondan besleniyorsa şefaat başka kimden istenir ki? Şefaat mümkünatı yok. Yok diyenlere. Bütün ümmetler onu isteyecek arkadaş. Bu ayet yeterli gelmez mi? Bütün peygamberler ahiret kısmına ait olan niyazını tamamladı bu dünyada. Allah Resulü bıraktı ahirete ümmeti için. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği gibi diyor ya, Tövbe suresi 128. ayetin kısa bölümünde Estaizu'l azizun aleyhi ma anittum, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok zor gelir. Aslında o ayeti soracaktım onlara. Hem bu dünyada hem ahir diyarda. Bizlere Allah Resulü'nün şefkati, merhameti, Cenab-ı Hakk'ın merhametinden daha az olmakla beraber hiçbir insandan üstün değildir. Hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir kardeş, hiçbir eş, hiçbir dost, hiçbir akraba bizi Allah Resulü'nden daha fazla sevemez. Çünkü kaynak o. Kaynak orası yani. Yaratılış. Tabii ki ilk kaynak Allah Cenab-ı Hak kaynağı yaratan o, taksim eden o. O zaman bu hakikat doğrultusunda yaşamak. Aynı ayet-i kerime de üç esmasıyla birden sesleniyor. Evet. Aziz, Rauf, Rahim. Amenna ve sadek. Herhalde bu kadar esmasını yani yok, başka bir peygamber de olmadı. Yok, hiç olmadı ki. Yani ki Şifa-i Şerif bunu zaten uzun uzadıya anlatıyor. Şimdi peygamberler nasıl peygamber oldu diye sual edersen gene giderim kalu belaya. Allah Resulüne duydukları muhabbettendir. Ki Hazreti İsa'yı biliyoruz. Evet. Koskoca Hazreti İsa ümmeti Muhammed'den olmak istedi. Bu yüzden göğe çekildi. Tekrar gelecek ümmeti Muhammed'den bir ferd olarak. Kadar. Efendim inşallah yarın cumartesi bizler inşallah hocalarımızla beraber hocamızın diz dibinde bir mevlidi ihya etmeye gayret ediyor olacağız. Ama haftaya pazar günü Rabbim nasip ederse burada Adile Naşit gösteri, Adile Naşit konser salonu, tiyatro salonunda Yıldırım'da Adile Naşit Tiyatro Salonu'nda bir mevlid programımız olacak. Haftaya pazar günü Allah nasip ederse. Ve o mevlid programında hazırlıklarımız devam ediyor. Sosyal medyadan da takip ederseniz saatlerini, program akışını vesaire. Hepsini paylaşacağız Allah'ın. Allah nasip ederse bir kermes hazırladı. Kıymetli kızlarımız, kardeşlerimiz uğraştılar, çalıştılar. O kermeste de hasıl olan imkanla yine Tevhid Hocamızla bir şeyler yapmaya, kardeşlerimize, talebelerimize bir şey yapmaya devam ediyor olacağız. Orada da bir şey olacak, bir sürpriz olacak. İnşallah orada da her 1000 liraya bir isim yazacağız. Ve bir kişinin de umreye gitmesine inşallah vesile olacağız. Yani orada bir çekiliş yapacağız. Herkes yaptığı alışverişten el emeği, göz nuru ne yapıldıysa oradan
1000 liradan bir isim yazılacak. Kurra'yı çekeriz beraber. Oradan da bir kardeşimizin umreye gitmesi nasip olacak diyelim. O mevlitte inşallah bir arada olacağız. Bu pazar günü duyuru mahiyetiyle söylüyorum. Saraçhane'de saat 14 itibariyle büyük aile buluşması var. Bizi de davet ettiler. Hoş bir davet mahiyetiyle değil, bir vazife mahiyetidir. Vazifeyi ifa etmek üzere bu millete olan bir borcumuzdur. İnşallah biz de orada olacağız pazar gününde. Rabbim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adını, hayatını, yaşantısını, her şeyini anlamayı, aşk ile yaşamayı bize nasip müyesser eylesin. Onu anlatabilmek için bu Mevlid-i Nebevi'lerin her birisinde ihya etmek ne mümkün? En azından bir yerinden biz de yaptık. Biz de nasip mutlu olduk. Nasipdar olabilmek. Demeyi nasip etsin. Çünkü sırf salavat okunan evlere gönderilen ayrı bir melaike grubu var. Salavat demişken bu arada salavat-ı şerife linkimizde sanırım bir sorun oluşmuş. Yeni bir link paylaşacağız ama çekilenler kaybolmadı. Yok. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam. İnşallah o gün de dua edeceğiz. Milyonları geçtik değil mi? 3,5 milyona yakınız. 3,5 milyon. Rabbim, hedefimiz 10, 10'da ama 10 milyon yapmayı nasip müyesser eylesin. Daha ayın bitmesine var inşallah. İnşallah. Bu pazarda dua edeceğiz. Bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile canlı olduğumuzu, nefes aldığımızı hissediyoruz. Hiç kimse Medine'ye gitmeden nefes aldım demez. Eyvallah, Allah inşallah. İnşallah herkes gitsin. Muhammed'e nasip etsin. Yani ne olur hayatınızda böyle hemen bir an önce gitsem nereye giderim sorusunun cevabı bir numara Medine olmalıdır. Mekke ve Medine, Hicaz toprakları olmalıdır. Çünkü ondan sonra mahiyetinizi anlayacaksınız. Başka türlü niye varız? Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Bu dünya ne işe yarar? Nereye gidiyoruz? Bu adamlar ne yapıyor? Biz Müslümanlar kuvvetli miyiz, kuvvetsiz miyiz? O Kabe-i Muazzama'da binlerce, on binlerce insan beraber namaz kılarken, işte Endonezyalısı, Malezyalısı, Avrupa'dan geleni, bunu yaşamadan İslam alemi ne demek kavrayamazsınız. O haçta Allah nasip ederse, o haçta vakfe yerinden Kabe-i Muazzama'ya kadar ki yürüyüşü yürümezseniz, o toplulukla beraber olmazsanız kıyameti anlayamazsınız. Bunun yaşam simülasyonları var bu dünyada, gençlerin anlayacağı dille. Yaşayınız gençler. Yaşatınız. Çünkü sizler, bizler bu davanın içinde yaşamazsak bizden sonraki nesiller bunları hiç hatırlamaz. Hiç hatırlamazsa inanın bana, bu bayram ve bu toprağın üzerinde gayret keş bir hayat sürmek anlamsız olacak. Ha İngiliz yönetmiş, ha biz yönetmişiz diyeceğimiz anlar gelirse şaşırmayın. Zamanında diyenler oldu ya bu ülkede. Bugün anlattım yani. Kuvayi Milliye'yi verirken ülkenin bir kısmı ya mandacı olsa ne olur diyenler vardı bu ülkede kardeşler. Damızlık erkek getirelim diyene kadar gitti bu iş. Evet efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuş bir komisyon var, resmidir, açın, aratın, bulun. Hristiyan olsak medenileşirmişiz diye açılmış araştırma komisyonumuz var bizim. Hristiyan olursak bizi de Avrupa medeni kabul eder mi? Biz de o zaman bu açlık sefaletten kurtulur muyuz diye açılmış araştırma komisyonu olan bir meclisimiz var. Bu gazi meclis için ise canını vakfetmiş olan ümmeti Muhammed'in aslanları var. O zaman yaşamak, yaşatmak, nefes aldığını varsaymak, farkında olabilmek için Allah rızası için şu Mevlid-i Nebi'yi, şu davayı hakkıyla yaşamayı Rabbim bize nasip etsin diyelim. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Dua ediniz, dua bekleriz. Cenab-ı Hak Mevlid'imizi şimdiden kabul buyursun. Haftaya Cuma günü inşallah program yapacağız. Ölmez sağ kalırsak, sağlam olursak. Pazar günü de inşallah Mevlid'e bizi tanıyan tanımayan, seven sevmeyen herkesi bekleriz.
Orada da bir program yaparız inşallah. Ve evinizde de ne olur hafta içi hafta sonu ayarlayın bir yarım saat, bir saat. Bir mevlid okuyun beraberce. Allah şimdiden bütün ibadetlerimizi, bütün taatlerimizi kabulü müessere eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Kalın sağlıcakla.